3D modelleme veya animasyon oluşturma iş süreci gerçekten çok karmaşık olabiliyor. Ama bu süreci parçalar halinde yaparsanız gerçekten harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki iş süreci nasıl ilerliyor? Bunun hakkında biraz bilgi verelim. Bu arada siz de ekranda gördüğünüz dosyayı uygulama dosyalarını indirerek açabilirsiniz. Dosyamızın ismi duvar aydınlatması. İlk aşamamız modellemedir. Farklı yazılımlar ile hazırlanmış çizimler de olabilir. Cinema 4D içinde yapılan çizim veya 3D objeler de olabilir. Tabi 3D bir nesne içinde 3D bir sahneye ihtiyaç duyacağımız ayrıca kesin bir şey. Oluşturduğunuz objeler üzerinde vereceğimiz materyaller ile o nesnenin yüzeyini oluşturuyoruz. İlk olarak gri veya mat renklere sahip olan modellerimize plastik, metal gibi yüzeylerin yanında dokulu yüzeyler, sizin çektiğiniz bir yüzey fotoğrafıyla hazırlanan bir materyalde de ekleyebiliriz. Materyaller ayrıca o objenin veya obje alanının yapısını da ortaya koyacaktır. Alüminyum gibi bir yüzey ise blur bir şekilde hafif yansıma yapacak. Cam gibi bir materyal eklediyseniz o zaman da şeffaflık gibi özellikleri olacaktır. Materyallendirilmiş modellerinizin sunumu için ışığa da ihtiyaç duyacağız haliyle. Yaşadığımız dünyada karşılaştığımız ışık tiplerinin yanında özel ışıklar da ekleyebiliriz. Öyle ki hazırlanan mekan içinde kullanılacak aydınlatmada kullanılan ampullerin veya lambaların marka ve modeline ait ışık dosyalarıyla ortamdaki aydınlatmayı gerçekçi bir şekilde görebilirsiniz. Genel olarak sahnemiz hazır olduğuna göre artık birkaç animasyon işlemi de yapılabilir. Bir karakter modellemesinde sadece eklemsel animasyon yapılabileceği gibi mimiklerine kadar rigging ile animasyonda yapı kullanılabilir. Artık modellemenin biraz daha sonuna geliyoruz. Kamera eklemeleri ve ayarlamaları yapılarak tek kare imaj görüntüler elde edilebileceği gibi hareketli yani video görüntülerin yanında After Effects gibi yazılımlarla kompozisyonlarda kullanılabilir. Burada bahsettiğim gibi 1-2 dakika içinde maalesef bu süreç bitmeyecektir. Ama ne kadar sürerse sürsün, harika çalışmalar yapabilecek tutkuya hepimiz sahibiz. Şimdi bir sonraki videoyla Cinema 4 öğrenmeye başlayalım.